gitmem gerekiyor. Arkadaşlar öncelikle bugün size vakum sedyeden bahsedeceğiz. Vakum sedyemiz hastaları taşırken kullanabileceğimiz bir sedye türümüz. Hastaları nasıl taşırız, bunları nasıl kullanırız bu sedyeyi? Öncelikle pompayı iyice bilmemiz lazım. Pompamızın iki özelliği var. Havayı çekme ve içeriye hava verme özelliği var. Şöyle kameraya yaklaştıracak olursa deflight ve inflight modu var. Biz şu an vakum sedyedeki havayı çekeceğiz. Böylelikle büzüşmesini sağlayıp hastayı hareketsiz halde taşıyabileceğiz. Yapmamız gereken şey uygun başlığı seçip sedyemizin hava çekme yerine takmak olacak. Sedyemizin hava çekme yeri sedyenin alt kısmında, gene de sol köşede olur. Biz hortum olanı tercih edeceğiz. İyice sıkıştırdıktan sonra vakum sedyeye hastamızın şeklini vereceğiz. İyice köşelerden hastaya yaklaştıracağız ki hastanın bir bütün olarak taşınabilmesi için. Ardından pompamızı sağlam, sabit bir şekilde tutacağız ve içerideki havayı çekmeye başlayacağız. Yaklaşık 20-30 kere pompaladıktan sonra vakum sedye şekil almış olacak. Şu an yaklaşık 20-30 kere pompaladım. Başkanı çıkardım. Bak, etimiz şu an tahta gibi oldu bu. Hareket etmiyor. Bir de yapmamız gereken şey, şu an bakın iki tarafı yakınlaştıramıyorum. Neden? İyice sertleşti bu. Yapmamız gereken şey hastayı ortasına yatırıp vakum sedyeyi hastanın şeklini vermek olacaktır.